Merhaba dostlarım. Tecrübe kutusunda bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Amfi ayarı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Daha önce amfi bağlantısı nasıl yapılır ya da amfi hoparlör nasıl bağlanır, bas nasıl bağlanır, nasıl köprülenir? Bunlarla alakalı bilgi verdim. Şimdi ufak bir amfi ayarı, en azından profesyonel değil ama kendi işinizi görebilecek kadar bir ayar nasıl yapabilirsiniz ve üzerindeki şeyler ne anlama gelir, bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi her amfide olan bazı şeyler var. Bu olan şeylerin hepsinin olabileceği bir amfi çıkarttım ürünlerin arasından. Soundmax'ın bu amfisini, markaya takılmayın, anlattıklarım bütün amfiler için geçerlidir. Ses amfisidir bu, yani stereo amfidir. Onu bilerek dikkate alırsanız sevinirim. Bas amfisi, yani mono amfi değildir. 4 kanallı stereo amfidir. Amfinin bağlantısını yaptım gördüğünüz gibi. Hoparlör, bir tane hoparlör bağladım. Bu hoparlörden size daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım olayı. Onun dışında bağlantılarını yaptım. Yani şu an amfimiz kullanıma hazır bir şekilde duruyor. Şeyi anlatmadan önce, hani dinletmeden önce anlatacağım. Anlattıkça bir şeyler dinleterek sizin daha kolay anlamanızı sağlayacağım. Şimdi gelelim ayarlarımıza. Bakın arkadaşlar, amfilerde genelde üstlerde crossover yazar ya da cross yazar. Bu amfinin şey ayarıdır. Bas mı, tiz mi, yoksa full mü? Yani hem bas hem tiz mi? Yani bunun ayarlandığı şeydir. Bakın. Şu kısımda göstereyim. Burada hepsi mevcut. Crossover. Altında LPF yazar. Yani bu ne dedi? Low pass frekans. Yani bas frekansı. LPF demek bas demektir arkadaşlar. Diğerinde full yazar. Genelinde full yazar. Bazılarında sadece F yazar. Ama ortadadır her zaman bu seçenek. Bu full. Buna ne verirsen onu çalar gibi bir şey. Öyle düşünün. Yani full. Hem bas çalar hem tiz çalar. Yani ne verirsen onu çalar. Öyle bir şey söyleyeyim ben sizlere. Anlamanız daha kolay olur bu yönden yana. Diğer tarafında da HPF yer almaktadır. HPF'de High Pass Frekans. Yani yüksek frekanslar, yani tiz frekanslar. Yani bu midrange'ler olsun, tweeter'lar olsun, doom tweeter'lar olsun. Bunların kullanılacağı yerdir HPF. LPF basın kullanılacağı yer. Full ise component, oval hoparlör, yani koaksiyel hoparlör, bu tarz şeylerin kullanılabileceği kısımdır. Full kısmı da bunun için vardır. Şimdi bunu anladığınızı varsayıyorum, crossover kısmını. Onu şimdi ben size dinleterek ufaktan bir anlatayım. Bakın şimdi ilk önce HPF'yi alalım. Yani tweeter moduna alalım bu hoparlörü. Bu hoparlörü çaldıracağım ben şimdi tweeter modunda. Bakın şimdi tweeter modunda bunu çaldıracağım. HPF'yi alalım. Gain ayarımızı biraz düşürelim. Bunu da anlatacağım birazdan. Hani kafamızı şey yapmasın. Hani çok ağrıtmasın. Şimdi bakın. Şu an HPF'de çıkan sesi dinleyin. Bakın sadece bakın ne geliyor? Tiz sesleri duyuyorsunuz. Neden? Çünkü tiz modunda, high frekanslı, yani tiz modunda şu an. Tiz modunda olduğu için sadece tiz sesleri duyuyorsunuz. Yani bas sesler çok az duyuyorsunuz bunda. Bakın. Niye? Bu niye böyle duyuyorsunuz? Dediğim gibi HPF modunu aldık. Yani high pass frekans, yani midrange, tweeter, doom tweeter kısmını aldık. Şimdi full kısmını alalım aynı şeyi. Bakın şimdi full kısmını alıyoruz. Full kısmında her şeyi net bir şekilde duyacaksınız. Yani şey olmayacak. Sadece tiz değil, bassları da duyacaksınız. Hepsini duyacaksınız.
Gördüğünüz gibi full kısmını açınca hem basları hem tizleri, yani hepsini duyabiliyorsunuz. HPF kısmında sadece tizleri duydunuz. Şimdi LPF kısmına gelelim. Yani low pass frekans, yani bas. Bunda sadece basları duyacaksınız arkadaşlar. Sesini biraz kısalım, çok açık sesi. Gördüğünüz gibi bakın. LPF'de de, yani low pass frekansta da sadece gördüğünüz gibi basları duydunuz. Herhangi bir ses yok. LPF, bas, full, hepsi, HPF, tiz. Bunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer ayarlara. Şimdi bas, boss. Bütün amfilerde görürsünüz bunu. Bas, boss, basın gücü. Yani ne kadar güçlü bir bas istiyorsunuz ya da nasıl bir bas seviyorsunuz, ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama benim size önerim, sıfırda bırakın. Yani basınızdan, olması gerekenden fazlasını istemeyin. Amfinizden de gücünden fazlasını beklemeyin. Bunu sıfır yapın, ona göre dinleyin. He, ama siz diyorsanız ki ben güçlü baslar seviyorum, hani güm güm vursun, inletsin her yeri. O zaman bu bas postu sıfırdan 6'ya ya da 12'ye getirebilirsiniz. Bu bas boss biraz hani ne kadar da hani amfiyi ve hoparlörleri yoruyor olsa da kullanılan bir seçenek. Siz de eğer böyle bir yani bassları seviyorsanız buradan bas boss'u kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hatta yeni nesil amfilerin birçoğunda bu bas boss için bas kontrolleri var. Bas kontrolüyle şöyle göstereyim. Şöyle bas kontrollü amfiler var. Buradan bas boost, yani bas boost olayını buradan ayarlıyorsunuz. Yani böyle çevirerek en düşükte ya da en yüksekte bu bas boost olayını, yani basın gücünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da teyiplerde şey var. Mega bas, ekstra bas, full bas gibi seçenekler var. Bas boost da bu. Yani bas arkadaşlar. Onun dışında gelelim bir diğer ayara. Şu amfinin üstünde 2 kanal 4 kanal yazar. Bu her amfide olmaz ama bazılarında oluyor. Bunda da var, onu da söyleyeyim size. Bunu 2 kanal yaparsanız 1 2. kanalı 1, 3 4. kanalı 1 kullanırsınız. Yani amfinizi 2 kanal olarak kullanırsınız. Çok gerekli bir seçenek değil ama ihtiyaç halinde kullanılabilir. Şimdi gelelim diğer kısma. Bu şeyi anladık. Crossover'ı anlattık. Bass boost'u anlattık. 2 kanal 4 kanalı anlattık. Şimdi gelelim altta HPF ayarı, LPF ayarı ve gain ayarı. Şimdi HPF arkadaşlar, bu tiz ayarıdır. Hani tizin hangi tonlarda dinlemek istediğinize göre değiştirilen bir kısımdır. Şöyle hani şeyde gösterebilecek miyim bakalım. Dinlerken size gösterebilecek miyim? Şimdi HPF'yi açacağım ve kısacağım. Hani bakalım anlayabilecek misiniz HPF ayarının ne demek olduğunu. Şimdi açalım müziğimizi tekrardan. Şöyle ayarımızı ayarlayalım. Bakın şimdi değiştirmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi bakın, HPF ayarını arttırdıkça baslar kalkıyor, sadece tizler kendini gösteriyor. HPF'yi azalttığınız zaman baslar da hafiften kendini göstermeye başlıyor, tizler azalıyor. Yani HPF'yi azaltırsanız tizler azalır, HPF'yi çoğaltırsanız tizler çoğalır. Bu sizin müzik zevkinize kalmış bir durumdur. HPF ayarı budur. Şimdi geçelim LPF ayarına. Arkadaşlar LPF ayarı bas ayarıdır. Bu size şöyle söyleyeyim. Hani burada çok büyük ayarlar yoktur. Hani bunu genelde şöyle yapılır. 100 civarında bırakılır. Yani şimdi kimi amfilerde üzerindeki rakamlar farklıdır. Yani 80-100 arası bıraktığınızda
temiz bas dinlersiniz. Hani bunun çok güzel bir ayarlaması var tabii. Frekans ayarı, farklı cihazlarla ayarı var ama bu ayarı şu an bu cihazlarla yapmak mümkün değil. Şöyle düşünün. Sizin için uygun olan ayar 80-100 arasına bunu getirdiğinizde, bakın burada 40 yazar, 160 yazar arasında, 80-100 arasında bir şey getirdiğinizde düzgün bir bas dinlersiniz. Bu da aklınızda böyle kalsın. Bu bas ayarıdır. Ama yine de ben daha farklı bir ayar yapacağım diyorsanız dinlerken bu ayarı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi geçelim son olarak gain ayarına. Gain arkadaşlar amfide şöyle olarak bilinir, güç ayarıdır. Yani gain'i kısarsanız ses kısılır. Gain'i açarsanız ses açılır. O zaman şöyle düşünenler olabilir. Biz gain'i sonuna kadar açalım, ses yüksek çıksın. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Her amfinin her hoparlöre göre bir gain ayarı vardır. Bu nasıl bir ayardır? Bu amfinin sağladığı RMS çıkışına göre, hoparlörün RMS çıkışı ve ohm değerine göre, amfinin ohm değerine göre hep hesaplanan bir değerdir. Şimdi bu değerlere göre hesaplama yaparak bunu yapmak zor bir iştir ve elinizde alet edevat olması gerekir. Peki siz bu gain ayarını nasıl yapabilirsiniz? Şöyle, onu da ilerleyen videolarda bunu anlatacağım sizlere detaylı olarak ama kısa bir özgeçmek gerekirse teybinizin sesini %80 civarına getirin. Yani 100'e kadar açılıyorsa 80'e kadar, 50'ye kadar açılıyorsa 40'a kadar getirin. Bu gain ayarını en aşağıya indirin. Yani sıfır konumuna getirin. Sonra teyipten sevdiğiniz bir müziği açın. Yani devamlı dinlediğiniz tarzda bir müziği açın. Müzik çalarken bu gain ayarını yükseltin yavaş yavaş. Ne zaman ki dinlediğiniz müziğin tonlaması bozuluyor, onun çok az altında gain'i bırakın. Bu gain ayarını dinlediğiniz müzik tarzında yapmış olursunuz. Bu şekilde tam profesyonel değil ama işinizi görecek kadar ayar yaparsınız. Emin olun, bütün ota tesisat yapan yerlerde bu şekilde ayar yapılmaktadır. Yani kimse cihazlarla bağlayıp bunu ölçüp biçip yapmıyorlar arkadaşlar. Asıl olması gereken öyle ama böyle yapılıyor. Onlar da şöyle ellerinde müzikler var, ona göre yapıyorlar ama bunu siz dinleyeceğiniz için kendi dinlediğiniz müziğe göre bunu yapabilirsiniz. Bu gain ayarı da budur arkadaşlar. Gain'i açtığınız zaman ses çoğalır. Ama olması gerekenden fazla açarsanız da ses bozulur. Bunu da böyle anlayabilirsiniz. Şimdi size onu da göstereyim. Bakın şimdi. Şu an gain ayarı en altta. Şunu full'e alalım. Şu an gain ayarı en altta arkadaşlar. Şarkımızı açalım. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi gain'i açınca ses çoğalıyor, gain'i kısınca ses azalıyor. Bu da bu şekildedir arkadaşlar. Amfiyarı ile sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bazı amfilerde farklı şeyler görebilirsiniz. Bunlarla alakalı yorum kısmından yazın, yardımcı olayım. Şu an elimdeki yani bu size en çok fayda sağlayacak özelliklerin bulunduğu amfi buydu. Diğer farklı amfiler de var. Ama onlarda bu kadar seçenek yoktu. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu an benim burada hani atölyede kullandığım amfi. Bakın ne var bunda? Gain var. Bas frekans var. Bir de X-Over var. Bakın başka hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. HPF yok, LPF yok. Sadece bas frek ve gain var. Ama bunda sizin ihtiyacınız olabilecek neredeyse bütün ayarlar var. Dediğim gibi bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.